Hafta sonundan bu yana konuştuğumuz bir mesele, sıcak gelişmeleri var. Esenyurt'ta Tekel Bayi'ndeki silahlı kavga ile ilgili sıcak gelişmeler var. Olayla ilgili aranan iki firari vardı. Onlar da gözaltına alındı. Böylece aranan tüm şüpheliler yakalanmış ve gözaltına alınmış oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Tekel Bayi'nde iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya ilk olarak olayın şüphelilerinden MÖ'den sonra SÖ'nün de yakalandığını açıkladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler diğer firari şüphelilerin yakalanması için gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise Bakan Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan, olayın firari şüphelilerinden TÖ ve AÖ'nün de yakalandığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır ifadesini kullandı. Bakan, sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarına da bir parantez açtı. Mesajında bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5.136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2.898'inin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın dedi. Böylece anlıyoruz ki toplam 35.368 hesabın yarısı bot ve terörle bağlantılı hesaplardan oluşuyor.